Satranç oyununun yaratıcısı, zamanın kralının büyük takdirini kazanmış. Kral bu oyundan öylesine hoşlanmış ki ona büyük bir bağışta bulunmak istemiş. O da tek isteğinin buğday olduğunu söylemiş. Kral bu garip istek karşısında şaşırsa da ne kadar buğday istediğini sormuş ona. Çok bir şey değil değerli kralım diye yanıtlamış usta onu. Karelerden birincisi üzerine bir, ikincisi üzerine iki, üçüncüsü üzerine dört, dördüncüsü üzerine 8 buğday tanesi konularak devam edilmek suretiyle tahtadaki bütün kareler hesabı alınınca elde edilecek sayıda buğday tanesi istiyorum. Kral böylesine yüce bir hükümdardan bir satranç tahtasının üzerine sığabilecek kadar buğday isteyen bu küstah adamın tavrına çok sinirlenmiş. Hesaplayın diye bağırmış askerlerine. Hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin. Askerler hesaplamaya başladıklarında ilk karelerde bir sorun yaşamazlar. 10. karede bir avuç buğday, 15. karede yalnızca 1,5 kilo, 25. kareye geldiklerinde vermeleri gereken buğday miktarı 1,5 ton, 31. kareye geldiklerinde işin şakası kalmamıştır. 49. karede bir ülkenin buğday üretimini çoktan aşmışlardır, 54. karede dünyanın buğday üretimini. Bir ortaçağ Avrupa el yazmasında, bunu ödeyebilecek kral yoktur şeklinde ifade edilen bu hikaye ve hikayedeki problem yüzyıllar boyunca matematikçilerin ilgisini çeker. Belki bu kadar buğdayı ödeyebilecek bir kral yoktur ama 127 işlemi sadece 7 işleme indirerek problemi çözen bir alim çıkacaktır. El-Biruni. ...973 yılında Doğu Harezm'in merkezi olan Kast'a doğdu. Bundan 7 sene sonra da Buhara'da İbn Sina doğacak ve iki bilgin çağlarına damgalarını vuracaklardır. Biri tarihe tababetin hükümdarı ve filozofların prensi olarak geçerken, diğeri yaşadığı yüzyıla Biruni asrı dedirtecektir. Biruni, diğer deyişle Beyruni, Harizm Şahlar sülalesinin himayesinde saray terbiyesiyle yetişti. Bu sülalenin tanınmış alimlerinden olan Ebu Nasır İbn Irak, Beruni'nin uzun ömründe üstadım diye anacağı biricik kişi. Ondan Öklit geometrisiyle Batlamyus astronomisini okudu. Hayatı boyunca 6 ayrı hükümdarın ülkesinde yaşamak zorunda kaldı. Çünkü 11. yüzyıl büyük karışıklıklara sahnedir. Memuniler Kas'a saldırdığında Rey şehrine geçip bir süre orada yoksulluk içinde yaşadı. Sonra saltanatı yalnızca 2 yıl sürebilen 2. Mansur'un sarayında bir sürede Ziyariler Sultanı Kabus bin Veşmingir'in yanında kaldı. Bir tarih kitabı olan Asarül Bakiye'yi Cürcan Sarayı'nda yazdı. Bu aynı zamanda Biruni'nin ilk önemli ve büyük eseriydi. ...1930'lu yıllarda Sovyet bilginleri Orta Asya üzerine çalışmalarını sürdürürken sürekli başvurdukları kaynak Asarül Bakiye oldu. Arkeologlar da Harezm devletine ilişkin bilgileri ancak bu esere başvurarak anlayabileceklerdi. Yine bu kitapta henüz 17 yaşında bir genç olan İbn Sina'dan Fazıl delikanlı olarak bahseder. Buharalı felsefeci ve fizikçi diye nitelendirdiği İbn Sina ile bilimsel tartışmaları mektuplar yoluyla olur. Biruni'nin ilgi alanı astronomiden coğrafyaya, jeolojiden fiziğe, botanikten tarihe, edebiyattan dinler ve mezhepler tarihine, hayatın bütün alanlarını kuşatıyordu. Çağdaşlarının anlattığına göre yılda sadece 2 gün, yani Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk gününde çalışmayı bırakırdı. Bunun dışında ne siyasi karışıklıklar etkiledi çalışmasını, ne yoksulluk ve esaret içinde geçirdiği günler,
ne de hoşlanmadığı hükümdarlar. Beruni'nin himayesinde olmaktan rahatsızlık duyduğu insanlardan ilki Ziyariler ülkesinin sultanı Kabus'tu. Ondan kurtulmak için beklediği fırsat 1009 yılında doğdu. O tarihte Gürgenç'teki Memuniler hanedanının daveti üzerine arkasına bakmaksızın ayrıldı Kabus'un yanından. ...1009 yılından Gazneli Mahmud'un Gürgenç'i fethine kadar huzur içinde çalışmalarını sürdürdü. Bugün Türkmenistan'ın sınırları içinde olan köhne Ürgenç 11. yüzyılda bir medeniyet merkeziydi. Dünyanın en büyük akademilerinden birine ve muhteşem bir kütüphaneye sahipti. Tıp, matematik ve felsefe alanındaki büyük isimler burada toplanmış ve Memuni ailesinden himaye görmüşlerdi. Burada yetişen sanatçı ve ustalar, musiki ve mimaride üstad sayılmışlardı. Ama bu huzur ve refah dolu günler uzun sürmedi. 1017 yılında Gazne Sultanı Mahmud şehre girerek binlerce kişiyi esir aldı. Ebu Nasır İbn Irak ve Biruni de Gazne'ye götürülen esirler arasındaydı. Kas'ta doğup Buhara'da, Rey'de, Cürcan'da, Ürgenç'te tam 40 yılını tamamlamış Bilgin'in bundan sonraki hayatı Afganistan ve Hindistan topraklarında geçti. Sadece bir kez o da Gazneli Mahmud'un ölümünden sonra doğduğu toprakları ziyaret etti. 40 yıl boyunca izini sürdüğü maniheist bir eserin Harezm'de olduğunu duyunca bu kitabın peşinden eski vatanına gitmişti. İlk yıllarında bir sürgündür Biruni. Kabil'in güneyinde bir köyde yoksulluk içinde yaşar ve tahdit üzerine çalışmalarını sürdürür. Devrinin coğrafi ve kültürel haritasını çıkarır. Yaşadığı coğrafyadaki enlemlere bakarak insan ve medeniyet dağılımlarının aynı enlem dairesi üzerinde olduğunu isabetle kaydeder. Bunu izleyen yıllar Biruni'nin çok zor ama aynı zamanda en verimli yıllarıdır. Harizm Sarayı'ndaki siyasi ve idari görevleri, muhtemel Gazneli Mahmud'la olan ilişkisinin seyrini belirlemiştir. Aralarında hiçbir zaman yakın bir ilişki olmamıştır. Ama Biruni ve Gazneli Mahmud arasındaki soğukluk, hükümdarın bu büyük alime saygı duymasını, bütün imkanları onun için seferber etmesini engellememiştir. Doğunun baş şehri diye andığı Gazne, zamanla ikinci vatanı olur. Gazne Sarayı'nda tıpkı kendisi gibi ana vatanlarından sürülmüş olan Hintli bilginlerle tanışır ve 1030 yılına dek bu yeni dünyayı Hindistan'ı tanımak ve anlamak için uğraşır. 45 yaşında Sanskritçe'yi öğrenir ve Hindistan'ı karış karış gezer. Gazneliler döneminde verdiği ilk önemli eserse Tahdidü Nihayatil Emakin'dir. 1025'te yazdığı bu eserin başında yeni bir bilgi dalı bulduğunu ve geliştirdiğini belirtir. Bu bilim dalı günümüzde jeodezi olarak adlandırılmaktadır. Yani yerin biçimini ve boyutlarını inceleyen bilim. Eserin dünyadaki tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor.
Biruni bu alandaki çalışmalarını derinleştirerek coğrafi boylamların saptanmasında yeni bir yöntem bulmuş, daha sonraki yıllarda da yerin yarı çapını belirlemiştir. Aslında Biruni birçok kentin coğrafi konumlarını belirlemek için daha 17 yaşındayken çalışmalara başlamıştır. Yüzlerce kitap okumuştur bunun için, yüzlerce görgü tanığı dinlemiştir, çok paralar dökerek çeşitli bilgiler derlemiştir. Bunları birbirleriyle karşılaştırmış, eleştiri süzgecinden geçirmiştir ve sonunda bir yarım küre üzerinde işleyerek bu yoldan birçok yerin enlem ve boylamını belirlemiştir. Astronomi konusundaki baş eseri olan El Kanunul Mesudi ise Sultan Mesud döneminin ürünüdür. Bu eserinde bir süre dünyanın döndüğünü, yani yerin günlük hareketi tezini kabul ettiğini söyler. Ama yer küresinin boyutunu hesaba kattığında, böyle bir hareketin yeryüzünde meydana getireceği hızın büyüklüğü karşısında, yer küresinin değil, göklerin döndüğü görüşünü benimsemeye karar verir. Bugün Biruni'nin astronomi konusundaki eserlerinin çoğu kayıp. Ama bize kalanlar bile onun astronomi alanında başardıklarını yeterince açıklıyor. Bu esnada Gazneli Mahmud büyük fetihlere imza atmakla meşguldür. ...1002-1026 yılları arasında İndus Havzası, Ganj Vadisi'nin önemli bir bölümü ve güneyde Hint Okyanusu'na kadar uzanan topraklarda Mahmud'un ve İslam'ın ayak izi vardır. Gazneli Mahmud'un himayesinde olmak başlangıçta Biruni için sevimsiz bir durum olarak görülse de, bu fetihlerle İslam aleminin önüne açılan coğrafya çok önemli bir fırsatla sunmuştu. İçinde yaşadığı geniş imparatorluğun imkanlarından yararlanarak Hindistan'ı tanımak için uzun seferlere çıktı. Elbette Hindistan'a giden ilk Müslüman alim değildi ama hiçbir eser onun Hindistan hakkında yazdığı El Hint kadar büyük olmadı. Gazneli Mahmud 1030 yılında öldüğünde Biruni de Hindoloji alanında dünyada yazılmış ilk önemli ve kapsamlı eserini tamamlamıştı. Tahkiku Malil Hind. Kitap Hindistan'ın kast sisteminden felsefeye, gelenek ve göreneklerinden efsanelere, ağırlık ve ölçü sisteminden yazılı dil ve coğrafyaya kadar pek çok alanda yaptığı gözlem ve araştırmaları içeriyor. Meçhul bir dünyadan haberler getiren ilk yolcu olmak iddiasıyla Bir Dünyanın Eşiğinde kitabını yazan Cemil Meriç'in ilk cümleleri şöyledir. Hint düşüncesinin ilk fatihi Harzemli bir Türk. İslam dünyası ile Brahmanlar diyarı arasında atılan ilk köprü onun eseri. El-Biruni'den bahsediyorum. 1000 yıl önce yaşayan El-Biruni'den. Yeni bir din götürmüşüz Hind'e, yeni bir dil sunmuşuz. Batı bizden öğrenmiş Hint masallarını. Hümayunname Avrupa'nın bütün dillerine çevrilmiş ama biz tanımamışız Hind'i. Sultan Mesud'un 11 yıllık iktidarı boyunca Biruni hem sarayda danışmanlık görevi yaptı hem de çalışmalarını sürdürdü. Astronomi hakkındaki El Kanunul Mesudi adlı eserini bu dönemde verdi. Sultan Mesud'un bu kitap için Biruni'ye bir fil yükü gümüş para gönderdiği ama Biruni'nin bu armağanı kabul etmediği bilinir. 62 yaşlarındayken ciddi bir şekilde hastalandı. Umutsuzluk içinde daha kaç yıl yaşayabileceğini hiç inanmadığı müneccimlere sordu. Cevaplar birbiriyle çelişkili ve inandırıcılıktan uzaktı elbette. Çünkü o müneccimlerin tahminlerinin aksine Sultan Mevlud'a da kitaplar ithaf edecek kadar uzun yaşayacak, 3. Gazne Sultanı'nın da ölümüne tanık olacaktır. Samani sülalesinin kargaşa içinde geçen son yıllarının, Karahanlılar ve Gaznelilerin yükseliş ve çöküşlerinin de çok değerli bir tanığı olduğu gibi.
Değerli taşlar ve madenler üzerine yazdığı Kitab-ül Cemahir fi Marifet-ül Cevahir Sultan Mevdud döneminde yazıldı. Bu eserde 8'i maden olmak üzere 23 katı maddenin özgül ağırlıklarını kendi geliştirdiği bir aletle tespit etti. Çok uzun bir ömür süren Biruni'nin zihni hiçbir zaman berraklığını yitirmedi. Görmede ve işitmekte güçlük çektiği yaşlılık yılları bile çalışmalarını engellemedi. Bir Rum talebesi yardımıyla son ve en büyük eserlerinden biri olan Kitab-ı Saydala'yı yazdı. 1050 yılında tamamlanan bu yazma eser ona Orta Çağ eczacılığının babası unvanını kazandırdı. Şifalı bitkiler üzerinde olan bu kitabı orijinal ve önemli kılan ilaçların ve otların isimlerinin Harezm lehçesine ek olarak Arapça, Farsça, Yunanca, Süryanice, Sodca ve Sanskrit dilinde kaydedilmiş olmasıydı. Kitap Bursa Kurşunlu Camii Kütüphanesi'nde 1972 yılında bulundu. Her zaman üstad olarak anıldı. Öyle ki onun yaşadığı döneme Biruni asrı dendi. Ortaçağ İslam dünyasının en büyük bilgini olarak anıldı. Diğer Orta Asyalı bilginler gibi hem Arap ve Fars birikimine hakimdi hem de Antik Yunan'ın büyük üstadlarını birinci elden okumuştu. Onu diğerlerinden farklı kılan aynı zamanda Hint birikimine de sahip olmasıydı. Astronomi, aritmetik, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji ve etnolojiden jeodeziye, botaniğe, mineralojiye, dinler ve mezhepler tarihine kadar 30'a yakın bilim dalında çalışmalar yaptı, buluşlar gerçekleştirdi. Öldüğünde arkasında 150 kitap bırakmıştı. 70'i astronomi, 20'si matematik ve 18 tanesi de edebiyata dairdi. Günümüze kadar ulaşabilen eserlerinin sayısı ise sadece 27. Çağına göre öylesine ilerideydi ki zamanın bilginleri onun en ileri buluşlarını anlayamadılar. Yeryüzü ve gökyüzünün esrarı kadar insanlar, toplumlar ve farklı kültürler de ilgilendiriyordu Biruni'yi. Bu amaçla uzun ömründe yüzlerce kitap okudu, yüzlerce insana dokundu ve bir seyyah olarak karış karış dolaştı Asya'nın topraklarını. Sonsuz bir öğrenme ve anlama isteğiyle dolu olan Biruni'nin eserleri arasında olan birkaç romanı günümüze kadar ulaşmadı. Bamiya'nın İki Putu adlı romanında Afganistan'da bir dağın dik yamacındaki kayalara oyulmuş biri kadın biri erkek iki Budist heykeli konu ediliyordu. ...11. yüzyılda Biruni tarafından romanı yazılan bu heykeller ...20. yüzyıl insanlarına başka bir eylemi ilham etmişti. Yıkmak. Thank you.
yaşadığı yüzyılda doğruluğu yüzyıllar sonra ispatlanacak şeyler söyleyen, kıymeti çok sonra anlaşılacak olan Biruni, 11. yüzyıldan bize şöyle sesleniyordu oysa. İnsanların fikir ve içtihatları türlü türlüdür ve cihanın mamuriyeti de bu görüşlerin çeşitliliğiyle kaimdir.